Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün yine günlerden pazartesi. Saatlerimiz 15'i gösterdi. Ben profesyonel yaşam koçunuz, eğitmeniniz Gonca Türk yine karşınızdayız. Yönetmenim yayını action diyerek açtı. İnşallah güzel actionlı bir program olur hepimize. Güzel de bir hafta olur inşallah. Umuyoruz ki. Geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdiniz bilmiyorum ama ben yine yoğun, yine yorucu, yine çalışarak geçirdim. Ama keyifli. Çünkü çalışmayı çok seviyorum ve çalışmayı istiyorum. O yüzden asla şikayet etmiyorum. Sürekli şükür en sevdiğim düsturlardan birisi. Ve şunu fark ettim ki şükürü arttırdıkça verim de artıyor. Yaptığınız her işin bereketi de artıyor. Olumlu geri dönütleri de artıyor. Her iş ne olursa olsun. O yüzden inşallah sizin de böyle haftanız çok güzel, çok verimli, çok enerjik geçer. Bakalım bu hafta çok güzel bir konu belirledik yine. Bu yine aslında hep böyle benim bireysel seanslarımda da karşıma çıkan danışanlarımla konuştuğumuz konulardan birisiydi. Asistanlarım öyle planlamış ki hadi bu hafta onu konuşalım hocam dediler. Aralarda da ekrana bakıyorum, önümde iki tane cep telefonum var. Oradan soruları ve yorumları alıyoruz. O yüzden bakıyorum orada bir hareketlilik oluyor aralarda. Efendim bugün tabii ki bağımlılıkları konuşacağız ama ben başta sosyal hesaplarımdan konuyu anons geçtiğimde benim bütün danışanlarım, takipçilerim, izleyicilerimiz hep şunu söylemişler. Bağımlılık hani madde bağımlılığı mı hocam konu? Hayır tabii ki bu bizim dalımız değil. Bunu iyi psikiyatrlar, iyi hekimlerimiz bunu hallediyor, bu problemi çözüyor. Tabii ki tedavisi var madde bağımlılığının. Ama davranışsal bağımlılıklar sanırım biraz daha hayatımızı zora sokuyor. Davranışsal bağımlılıklara karşı nasıl bir refleks geliştirmeliyiz? Bağımlılık nedir? Alışkanlıklar ne zaman bağımlılığa dönüşür? Biraz onu konuşalım. Ve bu bizim sosyal hayatımızı, iş hayatımızı, ikili ilişkilerimizi veya işte ebeveyn anne baba ilişkilerini nasıl olumsuz etkiler? Bir de onu konuşalım istedim. Bu konuda oldukça şikayet alıyorum. Yani danışan veya danışan ailelerimden şikayet alıyorum. Demek ki benim bağımlılığım beni ilgilendirir kardeşim, sana ne oluyor gibi bir durum olmuyor. Buradan anlıyoruz ki bağımlılıklar çevremizi de oldukça olumsuz etkiliyor. O zaman hadi bağımlılıktan başlayalım. Önce birkaç tane güzel teşekkürüm var. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim bilmiyorum Kıvırcık, ya bu ışık vallahi benim gözlerimin altı böyle değil aslında. Işığın azizliğine uğruyorum. Sağlığım, keyfim gayet yerinde. Teşekkür ederim. Hani şey geline oyna demişler, yerim dar demiş, yerini açmışlar, genim dar demiş. O hesap bende. Hiçbir türlü kendimi beğenmeyip sürekli ya ışığa ya kameralara çamur atıyorum herhalde birazcık da. Güzel duygularınıza, güzel düşüncelerinize gerçekten çok teşekkür ederim. Rengin yakıştığını söylemişsiniz. Renkler ve renklerin verdiği enerji ve renklerin anlamını bir gün konuşuruz. Parapsikolojiyle de ilgili aslında belki biraz ama seviyorum renkli giyimi. Gerçi bu çok açık renk değil üstümdeki ama hani siyahın dışındaki alternatifleri değerlendirmeyi seviyorum galiba. Bana iyi hissettiriyor. Şöyle bir şeyim yok. Koyu giyineyim, açık giyineyim renk olarak. Aynaya bakıyorum. Tamamdır Gonca diyorsam tamamdır. Çoğu zaman örtünmek için giyiniyorum. Giyinme şeyim kalmadı benim ya. 20 yıldır iş hayatında makyajda, giyinmekte, saç yaptırmakta size olan saygımızdan, sevgimizden inanın. Bana sorsanız tepeye bir tane topuzu konduracağım. Danışanlarımı öyle göreceğim ama öyle olmuyor. Yaptığımız işe olan saygımız, danışanlarımıza, siz izleyicilerimize olan saygımızdan bakımlı olmak şart tabii. İşiniz gereği sizin de bakıma ihtiyacınız varsa lütfen ihmal etmeyin. Hani evet, her an modumuz öyle değil, kabul ediyorum. Benim de değil, böyle süsleneyim püsleneyim. Ama dediğim gibi sorumluluklar yakamızı bırakmadığı zamanlarda yapmamız gerekiyorsa da yapmak gerekiyor. O açıdan bu güzel iltifatlar için tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Çok mutlu ettiniz yine beni. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi bağımlılığı tanımlayalım. Bağımlılık
arka arkaya sık sık geliştirilmiş bir davranış diyebiliriz. Ama bu davranışın da ödül olarak aldığınızda, yani beyin bunu ödül olarak algıladığında ya da benimsediğinde, bu bir süre sonra şuna dönüşüyor. Bu ödülü tekrar almak için tekrar aynı davranışı beyin tekrarlamaya başlıyor. Herhalde davranış birazcık da bizim duygusal olarak nasıl tatmin olduğumuzla da ilgili, öyle tahmin ediyorum ki. Hani davranışsal bağımlılıklarda bunun altındaki psikolojik sebebi bulmak, bunun sebebinin ne olduğunu anlamak da oldukça önemli. Şimdi bana birkaç tane bağımlılıklar gelmeye başladı. Aralarda onu da okumak isterim size. Şimdi evet, yani doğru. Bir izleyicimiz demiş ki rahatlama ve huzur hissediyor kişi, doğru mudur hocam? Evet tabii ki, yani rahatlama ve huzur da o bilinçaltına işte ödül, hani iyi bir şey ya, o iyi bir şey, bu sefer o rahatlamaya ve huzura ulaşmak için aynı davranışı tekrar ediyor. Aslında bu bir şekilde o işte kısır döngüye giriyor kişi, öyle de denilebilir. Çok teşekkürler. Çok güzel yorumlar yapmışsınız. Konuyu çok beğendiğinizi de söylemişsiniz. Şimdi davranışsal bağımlılıkları madde bağımlılıklarından ayıran özelliği sormuşsunuz. Hemen bunu da size cevaplayayım. Tabii ki en başında farkındalık geliyor. Yani kişi buna, bu davranışa bağımlı olduğunu kabul etmeli. Yani evet, bu bir bağımlılıktır. Ben onun esiri oldum, belki çok iddialı olur ama evet, ben bu davranışa artık bağımlı oldum ve bunu yapmadan duramıyorum. Veya ben bunun bana verdiği hazzı yaşamadan duramıyorum demek lazım. Ondan sonra anladığım kadarıyla birazcık daha çözüm yoluna daha rahat gidilebilir. Çünkü eğer siz bunu kabul etmezseniz, yani şöyle düşünün, ben bir bireysel koç olarak bireysel danışanlarımla görüşmeden önce bazen anne babalar bana çocuklarını göndermek ister. Hani hocam bir görüşün, bir konuşun istiyorum, işte bir sizi tanısın istiyorum, bir tanışın istiyorum derler. İlk önce bunu söylüyorum, diyorum ki kendisi gelmek istiyor mu? Benden haberi var mı? Yani kendisi evet bir koçla çalışmak istiyor mu? O da önemli. Hani evet, benim ne olduğumu, ne yapacağımı, hani bu farkındalık var mı? Koç ne yapar ve ona nasıl faydam olacak, bunu biliyor mu? Bakın, bu kadar bağımlılıklarla ilgisi olmayan salt sade bir konuda bile karşı tarafın rızası ve farkındalığını arıyoruz ki verim artsın. Zorla gelirse, ailesinin ısrarıyla gelirse bir verimi olmayacak. Bağımlılıklarda, davranışsal bağımlılıklarda bunun bağımlılık olduğunu çok iyi bilmek lazım. Vereceğim tabii ki, birkaç örnek vereceğim. Mesela alışveriş bağımlılığı, kumar bağımlılığı, bilgisayarda oyun bağımlılığı, sosyal hesapları kontrol, işte sosyal hesaplarda var olma bağımlılığı, daha birçok çeşitli bağımlılıklar var. Ama bunu hani madde bağımlılıklarından dediğim gibi ayıran şeyin aslında psikolojik olarak bizi mutluluğa ve huzura iten bir şey buluyoruz ve ondan besleniyoruz. Ve onu ondan sonra da bırakmak istemiyoruz. Ona bağlı kalmak istiyoruz. Orada bir sıkıntı yaşıyoruz çok muhtemel. Şimdi evet hocam, ilişki bağımlılığından bahsedin demişsiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yani konu da güzel ama şimdi ilişki bağımlılığı, sabah sosyal hesaplarımda konuyu anons ederken hemen böyle özel mesajlardan bu konuda çok dönüt aldık. İlişki bağımlılığında kişinin kendini ilişkide yok saydığı, kişinin kendini görmediği ilişkide, kişinin kendini pasivize ettiği ve tamamen kadın ya da erkek, o yüzden şey, bunun farkını siz artık ayırt edin diye söylüyorum. Kişinin kendini ilişkide pasivize ederek tamamen karşı odaklı, karşıdaki kişi merkezli, karşıdaki kişinin ilişkiyi nasıl yönlendireceğine karar vereceği şekilde ve bunun tamamen kontrolünü karşı tarafa bırakmış şekilde ilişkiyi yürütmek. Ama buradaki ilişki bağımlılığı kastınızı bana biraz açarsanız hemen yanıtlayayım. Evet.
Şimdi ilişkinin böyle zamanlarda kendi karakteri yoktur. Bir yandan danışanımız WhatsApp hattımızdan, alttaki soru hattından yazmaya devam ediyor. Evet, yani burada bu bağımlılık ilişkide hem bağımlı olanı hem karşı tarafı oldukça yorar. Çünkü kişi bağımlı oldukça karşıyı boğmaya ve sıkıştırmaya devam edecektir. Haliyle karşı taraf için boğucu bir şey. Ve bu taraf için, yani bağımlı olan taraf için de kendini yaşayamama, kendini gerçekleştirememe, kendini farkında olamama gibi birkaç tane fonksiyon diyelim, ilişkide bazı fonksiyonlarla ya da donelerle karşı karşıya kalmak zorunda kalır maalesef. Vereyim birkaç örnek. Hemen terk edilme korkusu ya da saplantılı bir ihtiyaç duygusu mesela, bunu hissedebilirsiniz. Kişide değersizlik hissidir. Yani bağımlı olan kişinin ortak özelliklerinden birkaçı da kişinin kendini gerçekten bağımlı hissetmesi ve hani o bağımlılık, gerçekten o olmazsa yaşayamam, nefes alamam, o olmadan bir yere gidemem, gitsem de anlamı kalmaz gibi. Artık ilişkiyi sağlıksızlaştıran, ilişkinin içindeki aşkı, o romantizmi, o güzel duyguları yok eden ve gittikçe tutkuya, ihtirasa veya işte hırsa dönüştüren bir aşamaya geçer orada. Orada zaten hissedersiniz bir şeyler yolunda gitmiyor. Bu aşk niye böyle agresif? Yani bu aşkın karakteri, kişiliği mi değişti dersiniz, dedirtir. Dedirtir. O yüzden onu oradan anlayabilirsiniz. Hani böyle o benim her şeyim, ben onsuz yapamam ki, ben onsuz yaşayamam ki, İşte o olmadan benim ne anlamım var ki, yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur gibi böyle iddialı beyanlar, kendinizi tamamen karşıya adamak, adamışlıklar, onlar oldukça yorucu. Bilmiyorum var mı ilişki anlamında bağımlılığınız, ilişki bağımlılığınız varsa bir yazın, paylaşın benimle, üzerine konuşalım, olur mu? Yazıyorsunuz ama çok teşekkür ederim. Çünkü orada birazcık böyle iltifatlar oluyor. Onları da kesmek istiyorum. Evet, sorumluluk sahiplenmek bağımlılığa girer mi diye bir izleyicimiz sormuş. Harika bir soru. Tabii ki, yani karşınızdaki insanın sorumluluklarını sahiplenmek ve karşınızdaki insanın da hani hayır sen bırak onu ben yaparım, yemeğini yedin mi, ilacını içecektin, sınavın vardı çalıştın mı, berber randevunu aldın mı gibi böyle kişinin öz bakım ya da kendisiyle ilgili özel işleri bile takip etmek, hani iki kişiyi ilgilendirmeyen işlerde bile karşı tarafı sürekli onu yaptın mı, bunu yaptın mı gibi şeyler söylemek, işte bunlar da aslında sinyaller veren şeyler, bağımlılığa karşı sinyal veren şeyler. Şunu itiraf edelim, hadi edelim, baştan çok keyifli gözüküyor, baştan bu kadar karşınızdaki kişinin size bağımlı olması, sizi hep tercih ediyor olması, hep çevrenizde dolaşıyor olması, sürekli arıyor soruyor olması, başta gerçekten insanın egosunu da tatmin eden, kendisini de mutlu eden çok önemli bir etken olabilir ama başta. Sonra sizin karşı taraf üzerinize geldikçe nefes alma ve böyle yaşama alanınızı daraltacak, daraltacak ve iyice daraltacak. İşte ondan sonra olay neye dönecek biliyor musunuz? Yeter. Ay nasıl da yaptım, ben de teatral yetenek oldukça fazla görebiliyorum. Hani yeter. Ben ne zaman yaşayacağım, ne zaman nefes alacağım, berber randevusunda sana mı soracağım be kadın gibi... Şu anda uyduruyorum bu örnekleri. Artık oradaki o sıkıntı, o böyle bunalım, o böyle baskı, göğsünüzde hissettiğiniz o baskı size oldukça artık ilişkiden ya tamam hani gölge etme, başka ihsan istemem, al bağımlılığını da evine git gibi sizi daha özgürlüğe itecek, özgür hissetmenize sebep olacak, aşamaya getirecek. O zaman o sevgi, aşk, hani başlarda bayılıyordunuz, çok hoşunuza gidiyordu, kaybolmaya başlayacak zaman zaman. Çünkü zamanla, daha doğrusu neden? Çünkü hiçbirimiz başkasının hayatının merkezinde olmak istemeyiz. İnanın bana bu çok
sağlıklı ve bu çok hoş bir şey değil. Sağlıklı bir şey değil. Yani ben neden başkasının hayatında merkez olayım, odak olayım? Bunu istemezsiniz, emin olun. Çok cazip gözükse de istemezsiniz. Bir de bu tür insanlarda ilişki bağımlılığından devam ediyoruz. En çok gelen soru çünkü bu konu üzerine olmuştu. Sonra da bilgisayar ve oyun bağımlılığına geçelim. O da çünkü her yaştan, çocuktan, yaşlıdan, orta yaşlı izleyicilerimizden gelen yine bir talepti. Ama ilişki bağımlılığında da şöyle bir şey var ki, yine bir soru üzerine hemen yanıtlıyorum. Reddedilme korkusu, beni istemezse, beni bırakırsa, hani demiştim ya ben onsuz ne yaparımdan kaynakla ortaya çıkmıştı. Reddedilme korkusu, kişi o ihtimali bile yaşamamak veya duymamak için sürekli kendini karşı tarafa lanse etmek mi diyeyim, sunmak diyeceğim ama yanlış olacak. Yani sürekli kendini karşı tarafa göstermek, kendisini karşı tarafa ifade etme çabası, beğendirme çabası, doğru kelime galiba bu, böyle bir çaba içine girmeye başlıyor kişi. Ve bu girişten sonra da ne oluyor biliyor musunuz? Artık hani her en ufak bir kavgada ve tartışmada olay ne zaman oraya doğru gidecekse hemen tamam sorun yok ben hallederim, evet ben özür dilerim, karşı taraf haklıysa bile bağımlı olan taraf hemen ben özür dilerim, ne olur uzatmayalım, tamam hadi normale dönelim gibi, veya bir tartışmanın konusu konuşulacaksa hayır bunu konuşmayalım sonra konuşuruz gibi böyle bir reaksiyon geliştiriyor. O zaten o abartılı gösteriden, sevgi gösterisinden anlıyorsunuz. Yani karşınız size bir bağımlılık geliştirmeye başladığını zaten anlamaya da başlıyorsunuz onunla beraber. O açıdan bilmiyorum. O biraz bana zaten sağlıksız geliyor. O çok iyi bir şey değil. Şimdi bazı insanlar hiç boş kalamaz. Yani boş kalmaktan kastım hayatında bir ilişki olmadan duramıyor. Gerçekten duramıyor ve hayatına olur olmaz herkesi sokuyor bu yüzden. Nereden biliyorum? Koç olarak biliyorum bunu. Mesela yetişkin bir danışanın bir ilişkisi bittiğinde efendim şu gıdıklanmalar saçlarım yüzünden özür dilerim. Gerçekten gıdıklanıyorum çünkü. Şimdi bu mesela baktığınızda o bağımlılıkla beraber kişi mesela o kişiden ayrılıyor, sonra hani terk ediliyor ya, yani terk ediliyor, bitiyor o ilişki, ama ondan sonra şuna bağlamaya başlıyorlar: hayatına girecek herkes de bir özellik, bir kriter aramadan, ya birisi olsun da ben biriyle meşgul olayım, ben birine kendimi adayayım da, ben birisiyle beraber olayım da, kim olduğunun önemi yok çünkü ben yalnız yaşayamam. Ben o kadar çok danışanından bunu duymuşumdur ki ben yalnız yaşayamam. Ya niye yalnız yaşayamayayım? Yalnız gelmedik mi dünyaya? Yalnız gitmeyecek miyiz bu dünyadan? Niye yalnız olmasın? Tabii ki yalnızlık Allah'a mahsus. Tabii ki Peygamber Efendimiz bile ne demiş? Yuva kurmak, kurdurmak çok güzel bir şey. Hatta gerçekten çok güzel hadisleri de var bu konuda bildiğim kadarıyla. Ama hani olmuyorsa da yani yalnız kalmayalım diye çeri çöpü de hayatımıza doldurmanın bir anlamı yok değil mi? Çünkü o enerji alanınız kirlendikçe dejenere olmak, o ruhsal deformasyon, o değersizlik hissi, o kendine değer vermeme hissi devam edecek. Haliyle bu bizim için gerçekten oldukça önemli. Evet, bakalım. Hemen yine bir soru aldım ama açıkçası SMS aldım. Bunu da herhalde konuyla ilintili değil diye düşünüyorum. O yüzden çok yorumlamadım bunu. Tekrar daha açıklayıcı sorarsanız, eğer bu programa özelse sorunuz, biraz daha açıklayıcı yazarsanız, sorunuz varsa ya da yorumunuz varsa zevkle, memnuniyetle okuruz. Size de katılırız burada kesinlikle. Şimdi ilişki bağımlılığından hemen okuyalım. İzleyicimizin birisi yazmaya devam ediyor. Şimdi ilişki bağımlılığına tekrar geri döndüğümüzde, ben bunun altında bakın kadın erkek niye ayırmadım? Çünkü ilişki bağımlılığını iki tarafında gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ben bir profesyonel koç olarak sayısını unuttuğum ve halen devam eden aktif danışanlarımdan çok bağımlıyla çalışıyorum. Davranışsal bağımlıyla çalışıyorum. Bazen bilgisayar, bazen oyun, bazen kumar, bazen internet, bazen işte at
yarışı, işte o internetteki oyunlar, isim vermeyeyim, o tarz bağımlılıklar. Ama en çok da uğraştığım ilişki bağımlılıkları. Niye uğraşıyorum? Karşımdaki danışanıma, ya ben bir şey görüyorum, gel benim tarafıma, gel buradan beraber bakalım, bak benim gördüğüm şeyin ne kadar sağlıksız olduğunu, aslında senin ne kadar değerli, ne kadar nadide birisi olduğunu, aslında bu tür davranışları hiç hak etmediğini gör diyorum. Ama şimdi ben olaya koçu olduğum için tabii daha dışarıdan daha objektif bakabiliyorum, ama danışanım kadın ya da erkek, aşık olduğu ve çok sevdiği için o kadar böyle objektif bakamıyor doğal olarak. Hemen izleyicimizin bir mesajı gelmiş. İsim verdiğiniz için isminizi söylüyorum. Gülşah Hanım, teşekkür ederim. Hemen okuyalım bakalım. Benim sevgilim beni takip ediyor, şiddete çok meyilli, bana zarar veriyor. Sonra benden özür dileyip yalvarıyor. Tekrar birlikte olmak, barışmak istiyor. Geri güvenip gittiğimde yeniden aynısını yapıyor. Saplantılı derecede. Bu insan rahatsız olabilir mi? Bu arada ben Gülşah demiş izleyicimize, çok teşekkür ederim. Tabii Gülşah Hanım, bu hiç sağlıklı değil. Çizdiğiniz profil, tabii rahatsızlık, biz tabii bir ruh hastalığı, ruh sağlığı hekimi değilim ama davranışı siz de, yani ben okuduğumda dışarıdan nasıl duydunuz, çok dehşet verici duymuş olmalısınız. Böyle bir algı oluşturmuş olmalı. Bunlar hiç sağlıklı değil. Sağlıksız olan kısmı zaten şiddete meyilli. Yani siz bir bayan olarak partnerinizin şiddete meyilini hissediyorsanız, bu size şiddet, kendisine şiddet, başka bir eşyaya şiddet, insanlığa işte öfke, şiddet, bu hiç fark etmez. Eğer bunu böyle hissediyorsanız zaten başta evet, yani bir şiddet var. Ortada bir şiddet problemi var. Takip etmek, evet, orada bir sıkıntı var. Bana zarar veriyor diyorsunuz. Sonra da özür diliyor, yalvarıyor. Orada tabii ki bir sıkıntı var. İyi bir destek almasını tavsiye ederim. Size de eğer can güvenliğinizin, mal güvenliğinizin çok yerinde ve sağlam durmadığını, olmadığını düşünüyorsanız kesinlikle bir müdahale edin. Siz benim bireysel danışanım olsaydınız, tabii burada ne söyleyeceğimi size söylemeyeceğim ama televizyonlarda, ama ilişkiyi gözden geçirmenizi salık verirdim. Yani tavsiye, biz yargılayamayız, yorumlayamayız, yönlendiremeyiz danışanlarımızı koç olarak. Ama derdim ki, ben yerinizde olsam bir gözden geçiririm, ne kadar sağlıklı derdim. Kaliteli ve sağlıklı bir ilişkide taraflar birbirinden beslenmeli Gülşah Hanım. Yani kişiler birbirine bir şeyler katmalı. Beyefendi size ilişkinizde bir şeyler katmıyorsa, büyütmüyorsa, sizin hayat görüşünüz, felsefeniz, vizyonunuz bunu değiştirmiyorsa, size yaşam enerjisi, huzur, güven, sevgi, hani aradığınız o 4-5 kafa temel duygular vardır ya, onları hissettirmiyorsa, zaten şu bana yazdıklarınız olmasaydı bile zaten çok sağlıklı bir ilişki olmazdı, değil mi? Hani bana bir şey katacak, bana bir şey verecek ki benim partnerim, ben bu ilişkiye devam edeyim. Ayrıca Gülşah Hanım, hala sizle devam ediyorum. Eğer üstüne geriyorsa, üstüne takip edip paranoid davranışlar sergiliyorsa, üstüne size psikolojik de olsa şiddet uyguluyorsa, psikolojik de olsayı asla hafife aldığım için söylemedim. Genelde maalesef bazı bayanlar hani psikolojik şiddeti hafife alır, ya onda bir şey yok, aman vurmaz, ama fiske vurmadı, bugüne kadar elini sürmedi derler. Çok üzülürüm, derim ki hakaret de psikolojik şiddet. Neredeydin, ne yapıyorsun demek de psikolojik şiddet. Telefonunuza bakması da psikolojik şiddet. Veya bunu nereden aldın, sen yine makyaj yapmışsın, kime güzelleşiyorsun demesi de psikolojik şiddet. Ama bazı danışanlarımın tek kriterleri naif bayanlar, hani fiske vurmadı olunca üzülüyorum. Ama şimdi yine Gülşah Hanım, sizin için söylüyorum ki gerçekten eğer beyefendi size bir şey katmamakla beraber, katmadığına şuradan eminim, katan bir insan hem bir şeyler katıp sizi büyütüp, sizi geliştirip, ilerletip, değiştirip olumlu yönde, hem bunları yapamaz, mantıklı değil. O yüzden bence bu davranışları hak etmediğinize çok eminim, çok eminim. Kimse hak etmez çünkü böyle davranışları. Hani uyar uymaz, anlaşırsınız anlaşmazsınız, olmuyorsa bırakmak lazım, değil mi? Zorlamamak lazım. Tavsiyem o. Hemen bakalım. Ah işte.
Ah işte yani sakınca yok diye okuyorum. Biraz bekleyeceğim. Eğer okumamda sakınca varsa okumayın deyin ne olur. Sadece size yazıyorum. Bunu okumayın deyin bana. Psikolojik şiddet daha fazla demiş bize izleyicimiz. Ama tabii işte bakın şu var ya, eve geldiğinde tencerenin kapağını açıp yine mi fasulye demesi bile aslında bir şiddet. Öyle bakarsanız. Yargılama, suçlama, beğenmeme. Anlıyor musunuz? Neden bir insanın bize böyle davranmasına izin verelim? Hadi tamam çocuğumuzun babası olur deriz ki yani tamam ben burada yine kişiye göre bunu bir seçme şeyi vardır muhakkak ama bazı bayanlar der ki ya çocuğumun babası. Hani bu beni yoruyor, beni çok yıpratıyor ama çocuğumla arası çok iyi, çok iyi bir baba ve çocuğum şu anda tam gelişme çağında ve ona bunu yaşatmak istemiyorum, sabretmeyi deneyeceğim. Bu bir alternatif. Ama sizin hayat arkadaşınız, yani sizin birlikte olduğunuz sevgiliniz, dostunuz, arkadaşınız, çocuk yok öyle anladım zaten. Ben sağlıklı ilişkilerin birbirine bir şey katması gerektiği taraftarıyım. Arkadaşlıklar da öyle. Bir bayan arkadaşınızla iki kere kahve içiyorsanız üçüncü ya aman o da çok boş konuşuyor kardeşim dedirtiyorsa ben o arkadaşı da gözden geçiririm. Hani demeyin ki Goncanım neden bu kadar keskin hatlara sahip? Zaman değerli, enerji değerli, psikoloji değerli, beni aşağı çeken, benim bir yere geleceğime inanmayan, bana güç vermeyen eş, dost, arkadaş neden zaman ayırayım ki? Sen kendine inan, ben kendime inanayım ve sana kendimi inandırmak zorunda olmadığım için de ben hayatıma böyle devam etmek istiyorum diyebilmek lazım. Evet. Tamam, okuyun lütfen demiş. Evet, eleştirileri bitmiyor. Her şeyden kavga çıkarıyor. Benden memnun olmadığını hep dile getiriyor ama beni de bırakmıyor. Oradaki kısır döngü sağlıksız işte. Bağımlı mı acaba size? Sanki öyle bir şey var içimde. Yani acaba aslında neden sizin olduğunu bilmediği, sizi bırakamadığı, bir yanının bırakmak istediği ama bir yanının nedense size tutunmak istediği, o tutunan tarafın da bence yalnız kalma korkusundan, beni Gülşah gibi kimse çekemez, ben Gülşah gibisini bir daha bulamamın sebebi de olabileceğini düşünüyorum. Tabii bunun altında Gülşah'ın çok çok sebepler olabilir. O yüzden hani bu biraz şey, sizin bunu hak etmediğinizi düşünüyorum. Hiçbir bayanın bunu hak etmediğini düşünüyorum. Ben yerinizde olsam bakın gönlünüze. Eğer gerçekten istemiyorsanız radikal bir kararla ama istikrarlı bir şekilde kararınızı uygulayın. Eğer Allah korusun ciddi bir tehdit ya da sıkıntı olursa ne olur? Kolluk kuvvetlerden yardım isteyin. Kesinlikle yalnız kalmayın. Kanunlardan sonuna kadar faydalanın. Çok öpüyorum sizi. Bir şey olursa yazdığınız kanalın numarası ama benim numarama ulaşabilirsiniz. Her zaman size destek olmak için yanınızdayım. Hiç merak etmeyin. Evet bakalım. Ben eşimle ayrılma aşamasındayım. Eşim annesine çok düşkün. Annesi oğlumu kıskanıyorum, paylaşamıyorum diyor. Eşim hiçbir şey yapmıyor ve hep sessiz kalıyor. Anneye bağımlılık doğru mu? Eşle anneyi aynı derecede tutmuyor. Evet, lütfen okuyun. Önemli demiş izleyicimiz. Okudum, tabii ki okudum. Tabii ki sağlıklı değil. Yani kesinlikle sağlıklı değil. Neden? Bağımlılıklar kime geliştirilirse gelişsin, çocuğa da geliştirildiğinde bu bağımlılık sağlıklı değil. Yani bakın işin özünde ne var biliyor musunuz? Hani dedim ya yalnız geldik, yalnız gidiyoruz. Biz hayatımızı duygusal olarak da, maddi olarak da, manevi olarak da tek başımıza idame ettirecek gücümüz var. O yüzden yalnız doğduk. Yani bu kadar muhteşem bir düzeni yaratan Allah. Düşünün hani hep örneği veririz karıncanın bile bağırsağı var öyle hassas öyle mükemmel bir düzenek kurmuş bir sistem kurmuş sayısını bilmediğimiz daha keşfetmediğimiz binlerce milyonlarca canlı hayvan hepsinin yaşama sebebi var birbirini öldürme sebebi var birbirinden beslenme sebebi var yani anlatmayayım zaman yıllar yetmez Allah'ın gücünü anlatmaya. Bizi neden yalnız tek birey olarak dünyaya gelmemize sağladı sizce? Yapamaz mıydı yani? Bunca şeyi yapan, yaradan Allah, herkesi çift, kadını, erkeği, bunlar beraber çift, bunlar evlenecek, çocukları olacak diye böyle beraber doğur, hani düşünsenize şu anda garip geliyor ama öyle bir düzenek olsaydı öyle doğacaktık ve bunu bilecektik, buna alışacaktık ve bu bize anormal gelmeyecekti. Ben yalnız doğduysam bence
Allah bana dedi ki, kulum yeterince gücün var. Ben sana o gücü, o iradeyi de veriyorum. Bas git yürü. Kimseye muhtaç olma. Benden başka kimseye muhtaç olma. Sen her şeyi tek başına yapabilirsin. Ben bunu anlıyorum. Haliyle herkese karşı bağımlılık geliştirmek. Çocuk da bir gün sizi bırakıp gidecek ki, iki çocuk annesi olarak söylüyorum. İki çocuğum da üniversitede. Hangisi yanımda? Yani kızımla aynı şehirde, benim yaşadığım şehirde okumasına rağmen görün ne kadar görüşüyoruz. Hayatı, zamanı, sosyal hayatı, fizyolojik ihtiyaçları, kendi zevkleri yapışık gezemez ki benimle. Demek ki yalnız geldik, gerçekten yalnız gideceğiz. Evet, hayat arkadaşlarımız oluyor ama kimin kimden önce gideceği de, Allah kimin kimden önce yazacağı da kaderini belli değil ki. Bağımlılıklar anneye de sağlıksız. Anne olunca aman canım anneden zarar gelmez değil. Ben kaç tane çift biliyorum ki ilişki koçluğunda bana avukatlar çift gönderir mesela, boşanma tarihi alınmış böyle. Anne, baba, aile, aileye bütçe ayırıp, anneye babaya bütçe ayırıp, karısına çocuğuna bütçe ayırmayan, yani bunlar boşanma konusu olmamalı bence de ama işte o dengeyi kuramamak, o hani hep bir tarafa meyil, evet sıkıntı. Annenin eşinizi çok kıskanması da sıkıntı. O işte kıskanmak değil aslında. Bence bana sorar, tabii altına inip bakmak lazım ama gerçekten orası bağımlılık, öyle gözüküyor. Yani aynı derecede bu elma ile armut gibi, zaten anne ile eşi, yani kulvarlar farklı, anne ile eşi aynı kefeye koymamız mümkün değil ki, sağlıklı değil ki. Elma ile armut gibi, anneden alacağınız sevgi, haz, güven, samimiyet başka, eşten alacağınız başka, öyle bakmak lazım. Gelen fotoğrafları görseniz bayan izleyicilerimiz, harika. Mesajdaki profil fotoğraflarına baktım. O kadar güzel kadınlar ki gerçekten. İşte Allah yazılarınızı da güzel yazsın inşallah. Çok güzel bayanlar. Eminim çok da güçlü bayanlar. İnşallah ayaklarının üzerinde durup böyle harika başarılara imza atacak bayanlar. Ona çok eminim. Evet. Hacer Hanım yazmış. Benim de eşim çok baskın karakter. İnsan gittikçe zorlanıyor. Aynen öyle. Ben sizi dinliyorum şu anda. Çok güzel konuşuyorsunuz. Lütfen benim de mesajımı okuyun. Kadınlar kendilerini ezdirmesin. Ah Hacer Hanım. Ah hem de nasıl. Çok teşekkür ederim bu güzel yorumlarınıza. Ezdirmesin tabii ki. Tabii ki ezdirmesin. Çünkü kız çocuklarımızı da, ben de, kızım da var, oğlum da var ama sanki kızı böyle bir tık daha böyle cevval olsun. Çünkü doğamız gereği daha naifiz, daha duygusalız. Geçen gün sosyal hesaplarda bir tane caps, hani bu karikatürize edilmiş yazılardan okudum. Bir tane bayan yazmış, ilginçtir, çok da güzel bir şey yazmış. Diyor ki, ben diyor sevgililer günü kutlamadı diye, hediye alınmadı diye, özel günleri unutuldu diye trip atan erkek görmedim diyor. Küsen, ağlayan erkek görmedim diyor. Şu erkekleri biraz rahat bırakın da diyor, hani biraz güçlü olmaya bakın, çok talep etmemeye bakın, kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz halletmeye bakın yazmış. Aslında altında şu var: kadınlar çok daha naif, çok daha kırılgan erkeklere göre, çok daha zarif. Allah'ın verdiği o, tabii hani çocuk doğurmanın, büyütmenin o böyle can hıraş, böyle hani özellikle Türk kadın çok güçlü bir kadın gerçekten. Bunun yanında da o kırılganlığı, o naifliği, o yumuşaklığı, o incinmeye her an hazır bir böyle naif tarafımız var. En dominant kadında bile var bu. İşte o kısmı iyi korumak lazım. Gerçekten o kısmı çok iyi korumak lazım. Maddi ya da manevi, bakın maddi ya da manevi bir erkeğin güdümüne girmemek lazım. Maddi ya da manevi. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, kız çocuğu, çok teşekkür ederim size demiş. Kız çocuğu olunca daha dikkatli olunması gerekmektedir. Kız çocuğu tabii birazcık daha şey. Sadık Bey demiş ki, evet iyi günler, bir şey sormak istiyorum size. Bu arada ben Sadık, daha önce sizin yerinizde başkası vardı. Benden önceki program Senem Hanım Sadık Bey. Senem Hanım'ı da mutlaka izleyin. Harika programları var ama biz yıllardır Yaşam Koçu'ndayız. Aylardır da saat 15'te buradayız. Daha önce farklı yayın saatlerimiz vardı. Söyleyip kafanızı karıştırmayayım. Buradayız. Yorum ve fikirleriniz olursa buradayız. Ama Senem'i kaçırmayın. Senem harika bir arkadaş, harika bir yapımcı ve programcıdır.
Evet, ilişki bağımlılığı yorucu. Kişiyi kendinden, kişinin kendine olan inancından, varlığından, kişinin kendine sadakatinden şüphe ettiren çok melen bir şeydir bu ilişki bağımlılığı. Ama izleyicimizin birisi çok güzel bir şekilde aslında çok güzel yorumlamış. Hani anneye, çocuğa, kardeşe, ikili ilişki deyince sadece o ikili ilişki değil tabii ki. Başkasına bağımlı olmak, o ilişkide iletişim anlamında ilişki gibi yorumlayın. Bağımlılık sağlıklı değil. Nereden anlayacaksınız bağımlı olduğunuzu? Bazen bilmeden de gelişir. Tabii böyle vahim boyutlara ulaşana kadar fark edilebilir. Siz bunu şöyle anlayabilirsiniz. O kişi olmadan geriliyorum. O kişiyle bir şey yapmadan yaptığım şeyden zevk almadığımı fark ediyorum. Ya da bazı şeyler var ki o yokken işte yıllar önce veya onunla yapmadığım zamanlar çok daha eğlenceli, keyifli. Ya nasıl eğleniyordum? Şimdi niye eğlenemiyorum o olmadan? O olmadan korkuyorum. O olmadan kendimi ifade etmekten çekiniyorum. Yapamayacağımı düşünüyorum. Veya beni bırakıp giderse bir daha onun gibi birisini bulamayacağımı düşünüyorum. Gibi. Yani o halet-i ruhiye aslında size doğalında siz böyle kendinizi acaba ne hissediyorum diye sorgulamadan gelir. Kaygı, gerginlik, korku. O gelince oh bir rahatlama. Hani eşler yokken uyuyamayan bayanlar vardır. Hep söylerim Allah gecinden versin, Allah sağlık versin de mecbur kalırsanız ne yapacaksınız? Mecbur uyunacak değil mi? Bir gün uyumayacağız, 2 gün uyumayacağız. Eninde sonunda uyuyacaksınız. İşte çok fazla bağımlı olmamak gerekir mi sanki? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hacer Hanım, hafta içi her gün değil, pazartesileri saat 3'te, sonra çarşamba ve cuma günleri de yine saat 3'te, 15.00'da tekrarları var. Ama pazartesileri canlı olarak buradayız. Sosyal hesaplarımızdan takip edin. Oralardan bir de YouTube kanalımız var. O kanaldan da böyle küçük küçük bu paylaşımlardan yapıyoruz. Kişisel gelişim şart gerçekten. Ne kadar güzel düşünmüşsünüz. Sizin varlığınızda bana öyle iyi geliyor, biliyor musunuz? O da beni rahatlatıyor. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Evet, Sadık Bey çok teşekkürler. Sizi de kaçırmayacağım artık. Sizin konunuz nedir? Ben profesyonel yaşam koçuyum, eğitmenim. Burada hani hem ikili ilişkiler, hem kişisel gelişim, hem kendimizi nasıl daha iyi bir yere getirebiliriz, hem aile ilişkilerini, çocuk ilişkilerini, kişinin kendiyle olan ilişkilerini konuşuyoruz. Konular değişiyor, konuk da alabiliriz. Formatımız uygun. Bazen uygun konu olunca, konuk olunca diyoruz ki gelin biraz sohbet edelim. Ama genelde ben oluyorum. Ben biraz bencilim galiba. İzleyiciyle arama konuk sokamıyorum. Kıskanıyorum sizi, itiraf ediyorum. Olunca da çok keyifli programlar çıkıyor. Bekleriz efendim. Ne zaman isterseniz ben buradaki tüm yapımcı arkadaşlarım burası bir aile. Bu göz odaya girersiniz. O göz oda. Orası mutfak. Her yer aynı. Çatısı Ton TV. Hiç fark etmez. Siz yeter ki izleyin bizden birisini. Çünkü biliyorum toplantılarımız, kendi içimize yaptığımız çalışmalarımız her programcı arkadaşım titizlikle size en iyisini, dalında en iyisini sunmak için gerçekten gece gündüz uğraşıyor. Hele yönetmenlerimin yoğunluğunu görmeyin. O yüzden bekliyoruz. Her zaman, her zaman bekleriz. Tabii sorunuzu buyurun ya, konu bağımlılıklar, davranışsal bağımlılıklar ama ilişki bağımlılığına girdik çıkamadık. Haftaya devam edeceğim, hiç merak etmeyin, haftayı toparlayacağım. Çünkü birkaç tane daha özellikle bilgisayar, oyun bağımlılıklarına da girmek istiyorum. Bu konuda okullarla çalışıyoruz, okul aile birlikleriyle çalışıyoruz. Bunlar çok önemli sorunlar. Hatta geçtiğimiz hafta yeni bir eşle çalışmaya başladım. Koçluk yapmaya başladım. Kocanın yani babanın cep telefonu oyunu bağımlılığı yüzünden evlilik gerçekten sıkıntıya girmiş. Önemli konular. Ben de önem veriyorum. İçinde olan her şeye, içinde insan olan her şeye çok önem veriyorum. Hacer Hanım çok öpüyorum sizi. Bu güzel kaliteli paylaşım, bu naif, bu saygılı ifade için ayrıca teşekkür ederim. Sadık Bey soruyu da bekliyorum.
Şöyle yapalım. İsterseniz sorunuzu yazın. Ben hemen buradan okuyayım. Ondan sonra daha geniş zamana ihtiyaç duyan özel bir konuysa da buradan izleyicilerimize değil de sizle özel paylaşalım. Daha mı iyi olur acaba diye düşündüm. İlişki bağımlılığını toparlayayım mı artık? Altında kişinin özgüveni, kişinin eğer bir bağımlı beni izliyorsa şu anda, birisine bağımlıysanız, çocuğunuza, eşinize, annenize, sevgilinize, ne olur yani bana itiraf etmezsiniz, etmeyin zaten, ben önemli değilim, ama ne olur kendinize ifade edin, itiraf edin. Özgüvende bir şey olabilir. Kendimize güvenimizde, kendimize inancımızda, kendimize olan sevgimizde, kendimize olan saygımızda. Bu saydığım 4-5 madde eğer sağlam ve yerindeyse, bence bana sorarsanız eğer, zaten kimseye bağımlı olma ihtiyacı hissetmiyoruz. Çocuklarımıza bile ya bayramda geldin yavrum, gel kapım açık, başımın üstüne yerin var. Gelmediniz mi? Yerinize sağ olun. Yani çocuğa bile insan bağımlılık geliştirdiğinde bir bakıyorsunuz onsuz hastaneye gidemez oldu, onsuz doktora gidemez oldu, onsuz gezmeye gideceğim beni götür, misafir ağırlayacağım gel yardım et. Yani hayatımızı, bakın evlat diyoruz ama hayatımızı sanki onun güdümünde, onun yörüngesinde onsuz hiçbir şey olmazmış gibi yaşamaya başlıyoruz. Ben ne anladım kendi hayatımdan? Ben kendi hayatımı yaşayayım, çocuğum, annem, kocam kendi hayatını yaşasın, değil mi? Ne anladım ben bu işten? Hayatı o zaman Allah bana niye tek verdi? İradeyi neden bana tek verdi ki? Derdi ki Gonca kulum, sen çocuğunla takılacaksın ömür boyu. Sen annenin peşinden ayrılma, kocanın peşine yapış. Öyle bir şey yok. Evet. O zaman Sadık Bey şöyle yapalım, cep telefon numaranızı ben buradan görüyorum ya, çıkışta ben şimdi asistanlarıma vereceğim, izin veriyorsanız lütfen onu da bana onay veriyorsanız yazın, mesajlarımızda bulunsun, biz sizi arayalım, olur mu? Asistanlarım arasın, şu anda stüdyoda zaten bir tanesi çekimimizi yapıyor aynı zamanda, o alacak numaranızı, görüyorum numaranızı buradan zaten. Ben ararım sizi uygun zamanda. Bugün söz veremem, 9.30'a kadar bireysel seanslarım devam edecek. Ondan sonra uygun zamanda sizi arar, derdiniz neyse dinlerim. Yapabileceğimiz bir şey varsa da yardımcı olurum. Tamam, kısacık, emin oldum, size güveniyorum. Tamam, ama şimdi televizyon saatimizi yemeyelim burada. Az kaldı vaktimiz zaten. Ben böyle güzel şeyler, güzel motive edici şeyler düşünmek, güzel motive edici şeyler konuşmak isterim. Teşekkür ederim. Tamam, tabii ki. Ne zaman isterseniz demiş Sadık Bey, izin vermiş. Teşekkürler. Asistanlarım gereken notu aldı şu anda. Ulaşacaklar size. Ulaşacağız. Merak etmeyin. Bağımlılıklardan devam etmek istiyorum. Özellikle davranış bağımlılığından devam etmek istiyorum. Bir profesyonel koç olarak yeri geliyor annede babada çocuğa karşı bunu hissediyorum. Yeri geliyor bir erkek evlatta anneye karşı. Kız evlatta da anneye karşı bunu çok yaşadım. Yani evlat evli, çocuğu var ama anneden kopamamış. Anne kız ilişkisinin o çocukluktaki kalan o böyle bağımlı bağlı haliyle yaşamaya devam ediyor. Halbuki artık önce çekirdek aile, yani halbuki artık önce kendi annesi babası değil, eşi, kocası, çocuğu, hani bir öncelik, o hani halkanın en iç kısmındaki o en küçük bölümün kendi doğurduğu çocuk ve kocası olduğunu unutmuş haliyle aldığı her kararda önce aile, anne baba, yapacağı her aktivitede anne baba, evde olan her mahrem, her kavga da tartışma da mahrem bir şeydir sonuçta. Her şeyi o tarafa aktarma gibi, böyle artık evde annenin üçüncü kişi gibi varlığı, kendisi yoksa da fiziken varlığının üçüncü kişi gibi olarak durduğunu çok biliyorum. Haliyle bu da o evliliğe sıkıntı verir. Yani o zaman şu demek mi? Gerçekten hani bu soktuğumuz, ailemize soktuğumuz kişiler, anne, baba, çocuk, arkadaş, eş, sevgili, sıkıntı var değil mi? O içine girdiği her düzeni ve düzeni sıkıntıya sokuyor demek ki. Orada da bir sıkıntı var. Şu an gençler, evet o ismi söylemeyeyim Sadık Bey olur mu? Özendirici olmasın. Böyle hani o beyni uyuşturan malzemeler var ya, maddeler. Malzeme de ne ya?
Onlardan kullanıyor. Genel hayatında bitmiş gençler. Ben ise hayatım boyunca ağzıma hiç işte o tütün mamulleri ve o işte şey yapan içeceklerden sürmemiş. Tebrik ederim. Yani bu zamanda böyle yeşil ağacı çok az bulunur. Tebrik ederim. Ne güzel. İnşallah çevrenize de böyle örnek olursunuz. Böyle güzel molalarla. Evet, yönetmenim geldi çok güzel bir hareketle. Toparlayın artık Goncanım dedi. Evet, Sadık Bey çok teşekkürler. Bağımlılıklarla, narkotikle çalışıyorum. Dönem dönem narkotiğe eğitimler veriyorum. Ama tabii narkotiğe eğitim vermem benim çok bilimsel olarak değil. İşin daha çok böyle davranışsal kısmı. Aileler çocuklarına nasıl yaklaşacak? İşte polislerimiz çocuklara nasıl yaklaşıyor böyle zamanlarda? Bir iki çalışmam var bu konuda. Bu çok önemli, derin bir yaradır bu. Çok haklısınız. Burada bir sıkıntı var. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben de sizi tebrik ediyorum nezaketiniz ve beyefendiliğinizden dolayı. Efendim toparlayayım, malum canlı yayın. Yayın akışı devam edecek. Benden sonra gelecek arkadaşlarımı da zor durumda bırakmamam lazım. Etik ve ahlaki çalışmak lazım. Bana kalsa ben akşama kadar konuşurum. Var böyle potansiyel. 7-8 saat konuşuyorum üniversite seminerlerinde. 5 saat konuşmuşluğum var, emin olun. Ama burası bu kadar. 1 saat yapacak bir şey yok. Her pazartesi saatlerimiz 15'i gösterdiğinde ben buraya küçük bir virgül koydum, nokta koymadım. Önümüzdeki hafta saat 15'te şu anda bunda notu alınıyor. Önce bu hani ilişkilerdeki bağımlılığı artık toparlarız. Ondan sonra da biraz bilgisayar, internet oraya gireriz. Sonra çok var, kumar bağımlılığı var, başka bağımlılıklar var ama biz böyle hani önemli, en çok hani hepimizin ihtiyacı olacak ihtimalli konuları konuşursak daha çok faydamız olur insanlara. O yüzden ne yapalım efendim? Haftaya pazartesi günü saatlerimiz 15'i gösterdiğinde yine canlı yayında ben profesyonel yaşam koçunuz, eğitmeniniz Gonca Türk. Tabii ki Ton TV'de olacağım. Tabii ki yaşam koçum da olacağım. O zamana kadar empatik, daha anlayışlı, daha verimli, saygılı, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta olsun. Bir şey var mı diye düşündüm de tamam daha ne olsun değil mi? Bunları yaşayalım daha da ne olsun. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Kamuoyuna duyuru. Kulübümüz son günlerde gerek sosyal medyada gerekse spor camiasında dolaşan asılsız iddialarla ilgili açıklama yapma gereği duymuştur. Dardanel Şirketler grubumuza ait sosyal sorumluluk projemiz olan ve Türk futboluna sayısız birçok yetenek kazandırmış Çanakkale Dardanel Spor Kulübümüz, Çanakkale'nin tüm ilçeleriyle, tüm belde ve köyleriyle bütünleşmiş bir kulüptür. Ayrıca Dardanel Şirketler grubumuza ait çalışanlarımızı da göz önünde bulundurduğumuzda bizler dünyaya mal olmuş çok büyük bir Çanakkale ailesiyiz. Kulübümüzün hiçbir ilçe, belde ve köyleriyle, hiçbir spor kulübü ve kurumuyla sorunu ve sıkıntısı olmamakla beraber kulübümüzle ilgili aksi konuşmalar ve iddialar asılsızdır. Çanakkale Dardanel Spor Kulübü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çanakkale ile birlik ve beraberlik içinde Türk futboluna hizmet etmeye devam edecektir. Çanakkale Dardanel Spor Kulübü. Aşkla Çanakkale. 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 Aşkla Çanakkale.
Aşkla Çanakkale. Aşk için Çanakkale. Osman Müftüoğlu mutfağınızdaki çok önemli bir eksiği açıklıyor. Mutfağınızdaki en büyük eksik balık. Çünkü balık çok güçlü bir protein deposu ve olağanüstü bir omega 3 kaynağıdır. Mutfağınızdan balığı sakın eksik etmeyin. Bir ton protein, bir ton omega 3 Dardanel Ton'da. Evet, balık sağlıktır. Değerli hemşerilerim, Lapseki benim şehrim ve ben Lapseki'ye gönülden sevdalıyım. Belediye olarak şehrimiz için durmadan, yorulmadan, inanarak çalıştık. Lapseki'yi hak ettiği değere kavuşturmak için 5 yılda 5 yıldızlı 5 büyük projeyi ekibimizle birlikte hayata geçirdik. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun.